İyi hadi koy koy, tamam hadi senin doğallığını herkesin bozmayalım. Herkesin dilini yansıtsın hocam işte. Tamam adam şimdi. Senin bunlardan işitliyorsun değil mi? Evin nerede dursun? Kur'an diyor, ellerin mutlaka kur'an. Sen ne biliyorsun hocam? Makine giden şey, bilmiyorum biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Herkese selamlar, herkese merhabalar. Yanımda Aytu var, ilk 5000 derecesiyle bir TMC öğrenci. Aytu hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de Allah aşkına. Çok sağ olasın. Soracaklarım var çünkü özellikle gelen yorumları okuduğumda şu yaz döneminde derece yapmak isteyen tayfa, hocam hangi konulara kadar bitirmiş olmalıyız mesela okul açılana kadar? Evet. Bunu soruyorlar. Hocam hangi netlerde olmalıyız diyenler var. Tabii bunlar tehlikeli sorular. Ben de destek olacağım sana ama özellikle şuradan başlayalım mı? İlk 5000'i bekliyor muydun? Senin için nasıl bir sonuç? İlk açılana ne yaptın? Önce onları bir duyayım, sonra sorulara geçelim. İlk 5000'i bekliyordum hocam. Şöyle bekliyordum. Yani sene boyunca beklemedim de hani internette o puan hesaplama sitelerinde direkt zaten 4500 gibi bir şey geliyordu da tam benim hatırladığım netlerle. Tamam. Hatırlamadığım gibi gelince 4800'e gerilemiş o. Yani normalde aynısı geldi diyebilirim. O yüzden şaşırmadım. O zaten kötüsünü hazırladığım için hani sonuçtan sonra üzülmedim. Bir de o yolda işte hedefler falan değişti. Biraz o yollar falan değişince mutlu oldum yani. Şu an bir sıkıntım yok Allah'a süper. Şükür. Süper. Senin en başından beri bir hedefin vardı. Evet. Özel bir üniversitenin bir bölümü. Onu şimdi evet. Hiç söylemeyelim değil mi? Evet. Sürpriz olsun çünkü şu an oradan bir teklif geldi. Yarın uçakla oraya gidecek. İnşallah. Dönüşünden sonra eğer olumlu olsa bir video daha ama olmasa da çekelim. Ya, çekelim hocam orayı bir tanıtırız. Bir şeyler olur. Yani tanıtırız dedim oraya nasıl gidilebilir falan gibisinden. Hayır ya şeyden değil yani. O da oraya gitmek de çünkü oranın çağrılması kesinlikle bile harika yani. Bir şey hocam. Derecen de güzel ve evet. Gerçekten çok istiyorum orayı. İnşallah evet. Orası da olursa bir video daha çekelim. İnşallah. O zaman şu sorulara bir geçelim mi? Tabii hocam. Yaz tatili döneminde ilk başladığın anlara bir gidelim istiyorum. Hani böyle daha toy hallerine gidelim. Orada böyle elindeki kaynaklar daha kolaya yakın hatta evet. Ortanın altında diyebileceğimiz kaynaklar. Nasıl başladın? Nasıldı sence o günler? Sıkıcıydı. Neden sıkıcıydı? Çünkü hani girilmez ki ya. Geleceği kestiremediğimizden hani o iyi noktalar hiç çıkılmayacak gibi durduğundan biraz korkuyordum. Ama hani bir bilenle çalışmak her zaman iyi oluyor. Orada hakkınız ödenmez hocam. Teşekkür ederim. Kolay çözdük. Sonra onun da değerini anladık yani. Öyle de diyebiliriz tabii. Ama şurada uyandık hatırlıyor musun? Piyasanın o zor kaynaklarından sen böyle biraz da geze gelmiştin. Ama onlar da ilerleyemedik. Yani bazı arkadaşlar bunu yaşıyordur. Evet. Tamam o kaynaklar kötü değil ama zor. Bunu evet. Kabul edelim. Ve ilerlenemediği zaman orada bir kaynak değişimi çok çok iyi olacaktır diye evet. Düşünün. İyi ki de değiştirmişti diye başlamış. Sonra senin netler bayağı bir yükselmeye başladı ama ilk başta netlerini ben sormak istiyorum hatırlıyorsan. 65-70 arası gibi bir şeydi hocam. Mayıs'ın sonundaki ilk denememizde gibi. Belki daha tamam. Düşüktü tam hatırlamıyorum. AYT'de yine 40 civarı bir şey olması lazım tabii daha düşük değilse. Yok evet. Ağustos netlerinde bile ben baktım böyle Ağustos'tan yani okullar açılmadan önceki dönemlerde bile 35 netimiz 40 netimiz falan var. Evet. Ve bu da kolay değil mi? Belki orta değil mi? Onların tabii şu an çok şeyine giremeyiz ama böyle düşük netler desem yanlış olur mu? Ya? Sence düşük mü? Düşükler. Ya bizim hedefimiz için düşükler ama hani başlangıç için iyi mi kötü mü orasını siz bilirsiniz tabii. Bence yani. Bence aslında düşüktü. Ben itiraf edeyim mi? Ben Aytun'un bu netleri görünce yani nasıl olacak falan diye düşünmediğimi çünkü ama seni çok yormaya aynen. Çalıştım. Bazı dönemlere kadar çok yordum. Hakkında helal. Evet hocam bayağı yordunuz ya. Ya yazın ortası halı sahaya gideceğim. Yani halı saha dedim top oynayacağız yani arkadaşlarla. Kızıyor. Temmuz'un ortası. He. Bir koç hesap ver. Matematik kaç net yaptın TYT hatırlıyor musun? Onu ekrana verelim. Netlerini de görsünler. TYT'de 35. TYT'de matematik kaç net geldi? 32-25 veya buçuktu. AYT'de? AYT'de de yine tam 32 olması lazım. Aynen. 32'lerle biz kendimizi kurtardık arkadaşlar. Evet. Peki yaz döneminde bunları yaparak başladın. Netlerinde böyleydi. Edebiyatın seni çok feciydi. Kötü gidiyordu. Yani evet. Çok, en fazla 10-12 neti falan vardı edebiyatta dönem başında. Aynen. Ve aylarca bu devam etti. Çok enteresan bir şekilde. Yani hiç mi böyle bir çizgi olmaz? Ya? Şöyle. Hep yani böyle. Yaşam yok. Ne düşünüyorsun edebiyat hakkında? Yazın. Edebiyat sıkıcı bir ders. Buradan. Videonun özeti bak. Edebiyat sevmeyenler. Ya edebiyata çalışmak mecburiydi. Hani zaman zaman yokluyordum Gökhan Hoca hocam edebiyatsız olmaz mı? Bana diyordu hani matematik fullesek olur ama öyle de olmazmış. Hani o toplara hiç girmeyin. Bir de daha kolay. Hani ezber yapmak belki de daha kolay diyebiliriz yani. O yüzden çalışın. Şu anki aklım olsa kesin ilk günden hayvan gibi kasarım yani. Hani şu an seni alsak en başa götürsek. İlk aklına gelen hata bu mu? Edebiyatı daha iyi çalışmak mıdır mesela? Yaz dönemini daha iyi geçirmek. Edebiyattan ziyade. Daha iyi. Çünkü hani sene boyu eslerimiz oluyor. Ve yazlar bir kredi gibi arkadaşlar. O yüzden güzel. Yazın ne kadar çok çalışırsanız kışın ekmeğini öyle yersiniz. Hani süper. Daha az bunalırsınız, daha çok gezebilirsiniz. Hani hedefinize daha kolay ve daha eğlenceli bir şekilde ulaşabilirsiniz bence yani. Güzel bak. Burada bir parantez açalım mı? Bazı aynen. Arkadaşlar tam aksine iddia ediyorlar ki hocam yazın zaten sıcak diyor ki sanki Türkiye'de soğuk yer varmış. Evet. Her taraf sıcak. Herkes sıkılabiliyor. Her evde klima yok. Bunları herkes aynen. Biliyor değil mi? Senin evde klima evet, var mı sanki? Yok hocam. Yani. Kütüphanelerde bile ister istemez sıcaklar oluyor. Diyorlar ki hocam az çalışalım, çok az gidelim diyor. Ama bir tehlike var. Ya tam böyle şevklenmişsin. Niye durduruyorsunuz kendinizi? Evet. Gidebilirsiniz.
istediğiniz kadar gidin. Evet, ilerleyen aylarda zaten sıkılmalar mecburen yaşanıyor ki sen ne zaten ne sıkılmalar. Aynen. Yaşadığı görüşmediğimiz haftaları hatırlarsın herhalde. Hatırlıyorum hocam. Yani sıkılıyorduk ama ben çok bıkkınlıkla geçiren bir öğrenci değildim o sınav dönemin. Evet. Hani o benim bir artımdı işte. O yazın artısını ekmeğini o zaman yedim yani. Hani kaç çok çalışıyordum onu da söyleyeyim ama ya. Yazları mı? Yazın. Yazın hani 3 saat ortalamayla başladık. Hani her hafta 7-8 saat hedef koymayın. Hani daha mantıklı hedefler olsun ki ulaştığınızda hani sevinebilin yani. Kesinlikle. Çünkü ulaşamadığınız zaman üzülüyorsunuz. Bu hani kitaba başlayıp yarım bırakmak gibi bir şey yani. Hani Gökhan hocam orada mesela öyle yapıyordu bana. Hani ben hocam bu hafta 8 saat 10 saat size kendimi affettireceğim falan. Bence Aytu 3 saat koyalım diyordu böyle. Aynı bu tonda yapıyordu. Ya iyi de şimdi şey vardır ya böyle yapamadıkça hırslanır ya. Hocam bu sefer bile. Aynen. Ya hırsa gerek yok. Potansiyeli kabul etmek lazım. Aynen. Kaynaklarda da öyle, denemelerde de öyle. Mevcut durumu kabul edersin. Şimdi Aytu'yla hatta şöyle ilginç bir şey vardı. Eylül hedefleri falan geçtim. 1 Şubat hedeflerini hatırlıyor musun? 1 Şubat hedeflerim 75 AYT, 110 TYT olmak üzere. Hiçbiri. Hiçbiri. Sıfır ya. Şimdi... Bir tek matematik adına birkaç net yakınlaşabildik yani. Aynen, en yakını. Aynen. Bir de sosyal tuttu galiba. Bak, ama burada yazın etkisiyle beraber oraya doğru gelelim. Evet, yine çok iyi yükseldik. Ama bazen hedefleri çok ütopik koyuyorsunuz. Evet. Mesela yaz sonuna aman böyle bir hedef koymayın. Peki şunu da destekler misiniz arkadaşlar? Şunu soruyorlar. Diyorlar ki hocam yaz sonuna kadar kesinlikle şu konuya kadar gelmeli miyim? Bence hayır. Hani biz öyle yapmadık işte. Benim artım bir bilenle çalışmamdı orada. Yine teşekkür ederim hocam size. Senenin sonunda zaten ya yani senenin sonu dedim o senenin içinde işte kış o Aralık Şubat falan o civarlarda hep zaten türev integrale falan gireceğiniz için yani konu bazlı olarak söylüyorum. Zaten en iyi şekilde hocalarla dershaneler işte artık neye gidiyorsanız oralarda çok güzel bir şekilde öğreniyorsunuz. Hani benimki öyleydi. Ben öğrendim ve türev integrali fulledim mesela sınavda. Evet. Ama benim eksiğim neredeydi? Dizideydi, kümelerdeydi. Bunları ben hep yanlış yaptım. Bunun hatası nerede tabii? Yazın hani bunların üstüne zaten yaparım kafasında. Hepiniz öylesiniz. Aa, biliyorum yani çok gördük bu sene ya. Hepimiz. Yani herkes öyle hani küçümsemeyi seviyoruz biz yani öğrenci olarak. Hani onu yapmamak en mantıklı şey. Çünkü türev integral zaten integral çok zayıf bir konu artık zayıfladığı evet, için. Zayıf. Hani öğrendiğin zaman birkaç soru türü var. Bir de mantığını kullanırsan yapıyorsun ama kümelerin veya dizilerin ucu bucağı olmayan şeyler. Hani az çok tahmin edebiliyorsunuz diğer konularda ama o tür hani ilk konularda onu tahmin edemiyorsunuz. O yüzden ne kadar çok soru o kadar çok verim. Süper. Peki. O zaman şöyle bir soru sorayım mı? Yaz dönemiyle alakalı bir pişmanlığım var dedim. Daha verimli geçirirdim dedim. Evet. Başka ne geliyor aklına mesela? Yazın ne yapmak isterdin? Çünkü şöyle bir şey var. Hani birisiyle de yapsanız bu planları. Çünkü evet. Karşıdaki potansiyel belli. Çalışma azmeri yaptıramıyorsunuz. Evet. Sen neyi yapardın mesela daha iyi? Ben daha iyi hiç düşünmedim bunu. Yazın ne yapardım diye. İşte ya edebiyat olurdu benim pişmanlığım. O da çalışmamamdı veya doğru çalışamamdı. Hani edebiyatta çok şey denedik daha sonra yine herhalde farklı bir videoda olur. Bu buradaki arkadaşlar eğer isterlerse böyle bir seri yapılabilir. Aynen. Bir TMC'ye, derece yapan bir TMC'ye neleri sormak isterdiniz? Geçen sene İrfan'a yaptığım bir şekilde neden olmasın? Eğer çok istekli olursan tabii müsait de olursa bir de o var. Yarın yani, kalkıp gidecek yani. Kolay değil. Yani en azından neleri yapmamamız gerektiğini öğrenebiliriz yani benden. Öyle diyebilirim size. Hani edebiyatın belli bir seviyesi var benim anladığım. Hani çalış. O süreçten sonra direkt olarak öğrenebiliyorsun gibi. Aynen öyle. Yani son iki ayda ben daha kolay öğrendiğimi. İnanılmaz. Son iki ay netleri inanılmaz zaten. Edebiyat nefret edenlere bu bir moral olabilir. Çünkü son 2 ay 3 ayda cidden çok ciddi bir yükselişi evet. Geçiyor edebiyat. Ya sınavda mesela çok kötü gelmesine rağmen edebiyatın. Hani sınavdan bir gün önce Gökhan hocama verdiğim kağıtta son 10 denememiz 21-22 civarı. Kesinlikle. Bir şeydi yani. Onların liste duruyordu. Onların hepsi duruyor. İlerlerine paylaşırım isterseniz. Evet. En önemli soruya geleceğim. Benim size ısrarla yaptırdığım bir şey var. Bugün hatta ismini değiştirdik oğlum. P vitamini. P vitamini. Problemler problem. Ve paragraf. Aynen. Pişman mısın o kadar çözdürdük? Paragrafta çok sözünüzü tutamadım zaten. Hani çok erken kalkamadığım için öyle sıkıldım için falan ama problemde bayağı problem çözdük hani çok farklı kaynaklardan hem sizden hem başka kaynaklardan. Çözdük yani hani çok alttan başladık hani Ali'nin yaşını hesaplıyorduk önceden. Sonradan çok bayağı böyle sorulara geçtiniz ve birçoğunu da çözebilir seviyeye geldik yani. Tamamen o kümelerdeki gibi yani süreç gerektiren şeyler hani üstüne düşmeniz gereken çünkü beynin gelişmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Onu öğrenmeye yatkınlığını sizin geliştirmeniz gerekiyor. Ben yapamıyorum diye bir şey olduğuna inanmıyorum yani. Sınav günü sürede sıkıntı yaşadın mı? Türkçe matematik için soruyorum. Sınav günü mü? Aynen. Değil. Yani yaşamadım. Oradaki görevli sayfaları kontrol edin dedi. Ben dedim böyle çevirdim. Türkçe dedim çok kısaymış. Aa dedim ne kadar güzel. Halbuki herkes uzun diyor mesela. Ben hiç hatırlamıyorum. Aa dedim böyle şükürler olsun. Yaptım mesela. Sınav anında mı yaptın şükürler olsun? Hayır sınav anında değil. Hani önden kontrol ettiriyoruz ya sayfalar ha, falan şey anda. Mi diye. Hani bunun sebebi de muhtemelen sizin o paragrafiklerden dolayı. Çünkü bayağı uzun yani onlar. Hiç çözmedim. Gerçekten hiç çözmedim. Ama hani onları gördüğümden demek ki en azından psikolojik olarak onlara odaklanabildim. Kesinlikle. Yani. Zaten bizim hep paylaşmak istediğimiz şey şu. İşin zoruna alıştığın zaman işte orada zorlan. Hatta hatırlıyor musun?
musun? Biz sürekli böyle aşağı doğru çekmelere çalışmıştık. Evet. Şöyle çekelim, böyle çekelim. Hepsinin faydası oldu. Neyse çok ileri gitmeyelim hadi. Yaza bir daha son kez dönelim. Aynen. Arkasından yavaş yavaş videonun sonuna doğru gidelim. Şu an karşımızda eşit ağırlıktan olup derece isyan tayfa var. Evet. Netleri belki şu an 30'larda. Belki AYT tarafı için söylüyorum. Belki TYT'si şu an 50'lerde. Sen 50 ile başlasaydın mesela. Evet. TYT'en 50 olsaydı. AYT'en 30 ile 25 olsaydı. Yine bu hedefe ulaşmak için mücadele eder miydin? Ederdim. Hani sebebi çok kez de görüşmelerde bunu konuştuk. Hani yapabilecek potansiyel varken neden yapmayalım? Neden daha aşağısına gidelim? Hani hedef düşürmek bana çok anlamsız geliyor sene içinde. Bunu çok defa konuştuk hani. Hmm. Koç'tan başladık mesela. En son nereye kadar düştük? Bayağı düşmüştük. En son Kırıkkale Üniversitesi. Aynen. Kırıkkale işletmeye kadar düşmüştük mesela. Ama gerek yok yani. Hani sonuna kadar uğraşın. Bu demek değil ki hayatınızdan bir şeyler eksiltmeyin ya da zamanınızı boşa geçirmeyin hani sıkıntılı bir şekilde. Ne kadar güzel çalışırsan o kadar verimli veya daha mutlu bir sınav senesi geçebilir sizin adınıza. Daha iyi olabilir yani. Hani konu bazlı değil, genel odaklı çalışın bence. Çünkü her yerden bilgi almak mesela, hani coğrafya bilirken mesela tarihi de yapabiliyorsunuz yani. Ortak kesişen konular var. Genel düşünerek o şekilde daha iyi çalışabilirsiniz bence. Çok yani. Güzel. Zaten birinin motivasyonu da diğerini etkileyebiliyor. Değil mi? Çünkü bazen birinin yükselişi ötekini otomatik olarak hemen yukarı çıkarabiliyor. Evet. Peki Aktuğ, şu an şunu çok merak ediyorlardır. Tam böyle bir sıralama geldi. Ne yazacaksın? Hukuk, işte psikoloji, PDR vesaire vesaire vesaire. Ne var aklında? Onu da istersen paylaş. Hayalin neydi? O yolda mısın? Bizimle paylaşırsan çok çok sevinirim. İşletme istiyordum ben. Hani Koç'tan başladık, hedefler düştü falan. Ama şu an hukuk düşüneceğim mecburen. Çünkü sıralamam ona. Hani 4000'de 5000'de olan bir işletmeye gidip de bazı şeyleri riske atmak istemiyorum. Hı-hı. Hani mantıklı olan da o gibi duruyor şu an. Hani bunun sebebi şey biraz da hani sizin sınavınızın daha rahat geçmesi için, daha sınav senenizin daha rahat geçmesi için ben şunu kazanacağım, bunu kazanacağım diye hedefler koymak yerine ya ben hayatta şurada olabilirim veya burada bu insanlara şöyle yardımcı olabilirim gibi hedefler koymak sizin o hedefe ulaşmanızı daha Hı-hı. garantileyebilir. Yani mesela tıp okuyacağım dersiniz, doktor olacağım dersiniz Hı-hı. ama tıp kazanamadan hiçbir zaman doktor olamazsınız. Ama bir insana yardım edeceğim gibisinden bir hedef koyarsanız ya genel nerede olursanız olun o hedefe ulaşabiliyorsunuz işte. O yüzden böyle daha toplumsal hedefler koymak sınav seneniz için sizi daha rahat ettirebilir. Size en güzel önerim budur bence. Yemin ediyorum Aytuğ'u tanımasam şu anda çok güzeldi ya. Vallahi bak. Evet. Yani dediğin evet değilse planlara konu yazmaktan bunlara giremedik ki. Neler var daha da. Çok güzel bir şey paylaşayım. Hakikaten evet. Hedef koyarken de böyle daha ufuklu, daha böyle genel bir şeyler düşündüğümüzde birçok kapı açılabiliyor değil mi? Aynen. İnşallah gideceğin özel üniversite görüşmesinde başarı olur. Çünkü hukukta seni görmeyi çok istemem. Onu da itiraf edeyim. Ben de istemem de artık. Çünkü Aytuğ'u az çok tanıyorum. Birçoğunuz içinde çok güzel yetenekler var, kabiliyetler var, keşfedenler var, edemeyenler var ama gidip başka bölümlerde bunlar heba olabiliyor. Bazen de tam aksine çok destek olabiliyor. Evet. Onu şu an bilmiyoruz. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum Aytuğ. Ben teşekkür ederim hocam. İstanbul'a gitmeden gelip burada hızlı bir video çektiğimiz için çok çok sağ olasın. Emin ol bu hafta yayınlayacağız ve birçok insana faydalı olacaktır. Tamam hocam inşallah olur. Peki o zaman görüşmek üzere. Sağ olun. Arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. İlk videomuzda karşınızdaydık ve mücadele öykülerinin birinci videosunu Aytuğ ile yapmış olduk. İnşallah her hafta bundan sonra sizlerle bu yeni videolar buluşmuş olacak. Görüşmek üzere. Güle güle.